sadece panelde konuşmak da mecliste konuşmak da olmuyor. Halkın içinde yaşamak gerekiyor. Bunu niçin söylüyorum? Kaldırımda yürürken bizi gören en fakir vatandaşımız dahi Sayın Vekilim, Allah sizden razı olsun. Şu sağlıkta kendimizi insan olduğumuzu bize hissettirdiniz diye tüm vekillerimiz, tek ben değil, herkes hem dua alıyor hem teşekkür alıyor. Şimdi bu kadar başarılı olduğumuz bir konuda dahi eğer sağlıkta bir şey yapılmadı deniliyorsa buna çok fazla cevap vermeyi uygun da görmüyorum. Ayrıca sağ olsun makine mühendisler oda başkanımız, elektrik oda başkanımız sağ olsunlar bildikleri doğruları burada söylediler. Ona bile karşı gelen zihniyete çok fazla cevap vermek istemiyorum. Şimdi biz oda başkanlarımıza gurur duyuyoruz. Ayrıca burada yatırımcı ve sanayiciler var. Döndüm şöyle baktım başkanımız konuşurken yüzleri asıldı. Zannettiler ki herhalde bu özelleştirme duracak. Arkadaşlar bu özelleştirme sonuna kadar devam edecek. Bilginiz olsun. Yenilenebilir enerjide de sağ olsun burada bizim duayenimiz, büyüğümüz Tacidar Seyhan Bey var. Komisyonumuzda, aynı komisyondayız biz. Enerji komisyonundayım ben. Komisyonda inanın bizim kadar bu ülkenin geleceği için hakikaten yenilenebilir enerjide ve diğer konularda ülke menfaatine olan her şeyde en az bizim kadar uğraştığı için de kendisine buradan teşekkür etmek istiyorum. Sevgili dostlar, bu Güneydoğu Enerji Forumu'nun hepimize hayırlar getirmesini diliyorum. İnşallah burada siyasi söylemler değil de enerjiyle ilgili bu güzel yatırımcılarımızın ufkunu açacak, moralini bozmayacak ve yatırımcı sayısını artıracak konuşmalar olmasını diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Değerli konuklar, konuşmalarını yapmak üzere Gaziantep Milletvekili Sayın Fatma Şahin'i kürsüye arz ediyorum. Sayın Valim, değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli başkanlarım, değerli genel müdürüm, TİMOP'un değerli temsilcilerin, değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, ben de hepiniz hoş geldiniz diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Tabii bugün iki odamızın yaptığı çok güzel bir çalışma var. Birlikte ellerinden dolayı, beraber bu yaptıkları çalışmadan dolayı tebrik ediyorum. Ve Gaziantep'e gelen bütün misafirlerimize de hoş geldiniz diyorum. Değerli katılımcılar, dönüp baktığımız zaman 9. eylem planında, orta vadeli planda bizim yönetim tarzımızda 4 ana kriter göz önüne çıkmaktadır. Bunlardan birincisi sürdürülebilir büyümedir, gelirin adil paylaşımıdır. Gelirin adil paylaşımıyla beraber rekabet etme ortamının güçlendirilmesidir ve Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde tam demokratik ve tam kalkınmış bir Türkiye'dir. Bu manada bu çerçevede dönüp baktığımız zaman bunun içerisinde, bu yapmaya çalıştığınız şeyin içerisinde enerjiyi kesinlikle ne dünyada ne Türkiye'de göz önüne almadan hiçbir noktayı yönetemezsiniz. Enerji dediğimiz şey ise özellikle nüfusumuzun arttığını, nüfusumuzun refah seviyesinin yükseldiğini ve giderek enerji ihtiyacının hem ülkemizde hem dünyada arttığını düşündüğümüz zaman daha kaliteli, daha sürdürülebilir, daha güvenlikli ve daha ucuz maliyetli enerjiyi nasıl elde edebiliriz? Bugün hem Türkiye'nin hem bütün dünya ülkelerinin birinci derece önemsediği en önemli sorunların başında gelmektedir. Ve biz bundan önceki komisyon çalışmasında şimdi Halil Bey'in devam ettiği, benim ikinci dönem milletvekilliği olduğu için birinci dönemde de Sanayi ve Enerji Komisyonu'nda yaptığımız çalışmalarda 2002-2009 Türkiye'sine baktığımızda bizim milletvekili olarak değerli katılımcılar birinci derece görevimiz
yasama ve denetlemedir. Yani yasal altyapıyı teorik kısmı oluşturmaktadır. 2002'de Sanayi Komisyonu'na girdiğim zaman yine biraz önce Halil Bey'in söylediği gibi Tacidar Bey'le oturduk çalışmaya başladık. Bu ülkede maden yasasının olmadığını, Osmanlı İmparator olduğu zamanında taş ocakları nizamnamesiyle bu ülkenin yönetildiğini gördük. Neden böyle olduğuna dönüp baktığımız zaman çok da çerçeve çizilmesi, çok da somut adımlar istenmesi, yapılması istenmeyen bir alandı enerji. Ama biz yaptığımız çalışmalarda petrol yasası, petrol piyasası yasası, maden yasası, yenilenebilir enerji yasası gibi çok önemli yasaları önce yasal boyutta altyapısını oluşturduk. Bunu yaparken de biz yaptık oldu anlayışıyla değil de bütün sivil toplum örgütlerini dinleyerek ve muhalefetin sesini de kulak vererek oluşturmaya çalıştık. Ve benim gördüğüm bir mühendis kökenli milletvekili olarak burada başardığımız bir şey var. Her ne kadar siyasi bakış açımız farklı olabilir, yaşam şeklimiz farklı olabilir, ideolojilerimiz farklı olabilir. Ama teknik bakışımızın 2 kere 2'nin 4 ettiği bir enerji politikasını devam ettirmemiz gerekiyor. Biz komisyon olarak bunu başardık. Çok önemli yasal düzenlemeleri çıkardık. Bugün geldiğimiz noktada arz talep dengesine baktığımız zaman arz güvenliğinin sağlanması, burada arz güvenlisiyle beraber doğal gaza bağımsız bir şekilde yenilenebilir enerjinin hayata geçirilmesinde çok önemli uygulamaların da yasal hapsiyle beraber hayata geçtiğini görüyoruz. Şimdi gördüğüm Sayın Muharrem Balat, Sayın İbrahim Tuğsuz burada iş adamı olarak karşımızdalar. Eğer biz o günlerde bu yasal altyapı oluşturmasaydık, bugün ne bir tanesi jeotermal ilerleyebilirdi, ne hidroelektrikte su kullanım hakkı verilmeseydi, bunlar bu hale gelebilirdi. Değerli arkadaşlarım, ülkemiz tam ekonomik kalkınmasını sağlayacaksa, tam demokratikleşecekse, tabii ki önce demokratik anlayışımız ve zihniyetimizi beraberinde götürmemiz gerekiyor. Bu ikisi birbirinin ikiz kardeşi. Ve biz yapıcı olarak birbirimizin nasıl görüntüsü farklıysa, nasıl kafalarımız ve zihniyetlerimiz farklıysa fikirlerimiz de farklı olabilir. Ama biz iktidar olarak şunu yapmaya çalışıyoruz. Voltaire'in demokratik anlayışı. Ne diyor Voltaire? Ben sizin gibi düşünmeyebilirim diyor. Ama sizin gibi düşünenlerin fikrini doğru bir şekilde ifade ettiği bir dünya içinde gerekirse canını verebiliyor. Dolayısıyla bizim önce birbirimizi demokratik anlamda saygı duymamız, teknik anlamda işbirliğini de çoğaltmamız gerekiyor. Değerli katılımcılar, dönüp baktığımız zaman bizim ihtiyacımız olan şey dün 86. yılını kutladığımız Cumhuriyet. Ve hedefimiz Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde bu söylediğimiz sorunlardan daha az bahsedildiği bir Türkiye. Bu hepimizin ortak amacı ve ortak hedefi olduğunu birebir konuştuğumuzda biliyorum. Bu topluluğun da ortak hedefi olduğunu biliyorum. Ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı en önemli manevi miras bilim ve akıldık. Bilme ve aklını kullanacağız. Cumhuriyetin 100. yılında enerjimizi birbirimize harcamayacağız. Enerjimizi pozitif enerjiye dönüştüreceğiz. El ele vereceğiz. Ülkemizin enerji sorunlarını çözeceğiz. Ve bu konuda özellikle sivil toplum ayağını çok güçlü tutacağız. Bize düşen şey çağdaş bir Türkiye, tam demokratik bir Türkiye, genç nüfusunun işsizler ordusunun olmadığı bir Türkiye ve bunun için mutlu, refah seviyesi yüksek bir Türkiye. Pozitif enerjiyle yolumuza devam edeceğiz ve tam kalkınmış bir Türkiye'yi, aydınlık Türkiye'yi hep beraber kucaklayacağız. Ben bütün samimiyetimle şuna inanarak söylüyorum ki, dün bugünden, bugün dünden çok daha iyiyiz. Yarınlarımız çok daha iyi olacak diyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.
konuşmasını yapmak üzere Adana Milletvekili Sayın Tacdar Seyhan'ı kürsüye arz ediyorum. Sayın Valim, çok değerli milletvekili arkadaşlarım, oda başkanlarım, sayın genel müdürüm, çok değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle toplantı için düzenleyen arkadaşlarım kutluyorum. Enerjiyi değerlendirdiğimizde arkadaşlar birkaç kriter çok önemli. Bir, dünya artık yerli ve yerinden üretime çok fazla önem vermeye başladı. Türkiye'nin yapması gereken öncelikli iş bu. Yerli, yerinden üretim oranını arttırmak. Tabii her iktidar, özellikle 60'tan sonra bu iddialarla gelse de Türkiye maalesef özellikle 70'ten sonra yerli kaynağı düşerek bugünlere kadar gelmiştir. İthal enerji kaynağının oranı sürekli artarak devam etmiştir. Maalesef son yıllarda da Türkiye ithal kaynağı düşüreceğiz iddiasında olmasına rağmen ithal kaynakta ciddi bir artış gözlemlemiştir. Burada çok başarılı olamaz. İkincisi, değerli arkadaşlar, elektriğin paçalı olması. Yani elektrik üretimindeki çeşitlilik. Burada çeşitliliği sağlayabildik mi? Hayır. Olmadı. Hatta bu çeşitlilik var ve elimizdeyken bunu kaybetmeye başladık. Yenilenebilir enerjinin üretimdeki payı yükselse bile genel enerji ortalamasındaki yeri giderek düşmeye başladı. Bu ikinci başarısızlığımız. Oranlar düşmeye başladı. Ve ciddi bir doğalgaza bağımlılık başladı. Arkasından ve arayışlar başladı. Şimdi en büyük etkenlerden biri de enerjinin kesintisiz ve ucuz olması. Kriz olmasaydı bu kesintisiz bölümünde de ciddi sıkıntılar yaşayacaktı. 50 milyar kilowatt saatlik bir yedek kapasiteyi Türkiye sıfıra indirdi. O halde burada da ciddi çalışma yapmamız lazım. Peki ucuz mu? Hayır, maalesef. Dünya ortalaması içerisinde özellikle Batı ile karşılaştırdığınız zaman çok ucuz bir enerji kullanıyoruz. Peki ne yapılması gerekli? Karar doğrudur. Yenilenebilir enerji politikasına öncelik vermek lazım. Bir an önce bu kanunları çıkarmak lazım. Biz 2005'te arkadaşlarımızla çalıştık. İlk yenilenebilir enerji kanunu çıkardık. Doğru. Ama 4,5 yıldır geldiğimiz noktada eğer Türkiye sadece 575 kilowatt saatlik rüzgar yapabildiyse, daha 1 megawatt bile güneş enerjisi yapamadıysa, jeotermal kapasitesinin %5'ini henüz kullanabiliyor ise, biyomasta adım atamamışsak, çöp gazını elektriğe dönüştürürken belediyelerimizi teşvik edememişsek ve bunun yanında güneşin en yoğun olduğu bölgelerde o tablalarımızı döşeyip fotovoltaik enerjiden yararlanamamışsak ve hatta nehirlerimizi doğru dürüst düzenleyememişsek ciddi sıkıntı yaşıyoruz demektir. O halde 2020'deki Sayın Büyükmurçı'nın söylediği %20 hedefine ulaşmamız çok zor. Ne yapmak lazım? Bir şekilde teşvik etmek lazım. Hem iş adamlarımızı hem yatırımcılarımızı bırakacaksınız insanlarımız üretsin. Bu nedenle iktidar partisine önerim arkadaşlarıma bu yenilenebilir enerji kanunu lobilerden etkilenmeden bir an önce çıkarmalıyız. Hazineye yük getirir mi? Bu konuşulur. Bunun için kanun bekletilmez. Eğer yüksekse fiyatları bir daha değerlendiririz. Ama buradaki niyetimiz önemlidir. İkincisi, yatırım maliyetinin fiyatları yüksek diye de yatırım yapılmamazlık olmaz. Onu kastetmedi Büyükmurçı ama varsın düşsün. Zaten yenilenebilir enerjiye bakarken insanlar sübvanse edilebilecek bir enerji gibi bakmak zorundasınız. Çünkü onun uzun vadedeki karlılığını hesaplayacaksınız. Sürdürülebilir yaşam diyorsanız yenilenebilir enerji. Ama yenilenebilir enerjide bir önerim var arkadaşlar. Bakın
8000 megawatt dedi büyük mü ölçü bilmiyoruz. Ama şunu yapmamız lazım arkadaşlar. Hep önce Türkiye'de rüzgar lisansları verelim. Hemen değerli arkadaşlarımızla birlikte bir lisans yönetmeliği çıkaralım. Bu mevcut lisans yönetmeliğiyle Türkiye bir adım ileri gitmez. Havaalanı pistinde elektrik rüzgar direği görünüyor. Olacak iş değil. Olacak iş değil. EPDK vermiş lisansı. Ve 35 yıl önce yapılmış su tespitine göre hidrolik santraller veriliyor derelerin üzerinde. Orada çoğunda can suyu bile kalmamış. Dolayısıyla iki şey önemli. Bir, lisans yönetmeliği. İki, şu anda boşta olan arkadaşlar denetim. Çok rica ediyorum. İktidar milletvekili arkadaşlarımızla beraber çalışalım. Türkiye'de kamu denetimini esas alacak liyakat sahibi arkadaşlarımızla doğru dürüst bir denetim politikası gündeme getirelim. Ama denetimin özeli olmaz. Sayın Büyükmürçü'den de rica ediyoruz. Denetimde özellikle hidrolikte aman ne olursunuz özel denetim sistemi teklifinizi, tekliflerini iktidarla birlikte geri çekin. Böyle olmaz. Yapı inşaatındaki gibi özel denetim barajlarda olmaz. Türkiye'yi gecekondu barajlar ülkesi haline getirir. Bu işin içinden çıkamayız. Nükleerde de yok. Nükleerde arkadaşlar bakın Sayın Bakan Fatma Hanım'la birlikte komisyondayken geçen dönem nükleer kanunu çıkarken 4 yıl sonra santral hazır dedi. Bir de takım elbisesine iddiaya girdik, kaybetti. 4 yıla girdik arkadaşlar, daha ihale edilemedi. Neden? Çünkü şimdi mesele karşıtlık değil. Buradaki sıkıntı şu. Yarışma diye bir şey koyduk arkadaşlar, bir tane firma girdi. Teklifini verdi. Şimdi firmayla pazarlık ediyoruz. Biraz daha düşün, biraz daha düşün. Her şey komik. Derhal bunu iptal edeceğiz. Böyle şey olmaz. Türkiye'de ikinci belam, çok kısa geçiyorum, önerimle geçiyorum. Sayın Etüt İdaresi Başkanı'ndan da rica ediyorum. Şu denge uygulama yönetmeliği, dünyada inceliyorsunuz. %75'i elektriği ikili anlaşmalarla satılır. %25'i duy kapsamında satılır. Derhal Türkiye buraya dönsün. Böyle hepsini ihale sistemiyle satarsanız fatura halkın sırtına çıkıyor. Yazıktır. Ağustos ayının ilk haftası arkadaşlarıma done veriyorum. 13 tane elektrik üretici firmaya teklif verdi. Fakat sistemde yeterli elektrik var dediler. Duy kapsamında siz üretmeyin dediler. Onlar da üretimi yapmadı ve o firmalara 10 milyon dolar bedelinde para 1 kilowatt saat elektrik üretilmeden ödendi. Ağustos ayının ilk haftası. Yazık bu sistem. Geçen dönemde dediler ki saatlik sisteme geçilecek, bu işin faturası düşecek ama saatlik sisteme geçiş aralığa kadar ertelendi. Eylül'den aralığa kadar saatlik sisteme geçişte ülkenin sırtına binen maliyet 30 milyon dolar. Yazık. Bunun da faturası vatandaşa hemen duy yönetmeliği değişmeli. Yenilenebilir enerji kanunu mutlaka çıkmalı. Biyomas, biyodizel, biyokitle, biyoetanol, jeotermal, güneş, rüzgar, Türkiye bunun hepsinden yararlanmalı. Nehirlerden de yararlanmalı. Ama can suyuna, floraya, bölgede yaşayan insanların tarımsal sulamasına mutlaka dikkat edilmeli. Ve her şeyden önce çok rica ediyorum. Türkiye havza planlamasından yoksun. Nehir tipi santral verecekseniz, hidrolik santral verecekseniz mutlaka dengeli bir havza planlaması yapıp kademeli olarak sisteme alınması sağlanmalı. Bunu yapmadığınız sürece Türkiye gecekondu barajlar, gecekondu elektrik üretim tesislerine çok uzun olduğu için çok şey anlatmak isterim ama. Öncelikle birkaç şeyi daha söylemek istiyorum ve bitiriyorum. Çok uzun tutuldu açılış konuşmaları. Türkiye'nin bu daha önemli olduğu için söylüyorum. Bir geçiş koridoru olmasından yanayız. Özellikle petrolde, doğalgazda.
adeta Türkiye burada yerli kaynağa dönebilmek için aramaları arttırmalıdır. Aramaları teşvik etmelidir. Bunun için de medyanın mutlaka eski enstitü niteliğine kavuşturulması gerekir. Ar-Ge'sinin arttırılması, ödeneklerin arttırılması lazım. Arkadaşlar bakın, şimdi doğalgazı daha fazla alacağız ve daha bağımlı olacağız. Nabucco'yu destekliyorum bu doğalgaz meselesine gelince. Her ne kadar Nabucco projesi gelip Türkiye'nin doğusunda bitmiş olsa da, nereden alacağımız belli olmasa da bir geçiş koridorunu destekliyorum. Samsun Ceyhan'ı da destekliyorum. Önce kaynak yoktu, şimdi kaynak olacak diyor Ruslar. Olsun, onu da destekliyorum, iktidar yapsın. Ancak Ruslar Burgaz Dedalaca mı verecek, Samsun Ceyhan'ı mı verecek? İkisine yetecek petrolü yok, petrolü nereden bulacak onu da bilmiyorum. Ama veriyorsa yapalım. Ama eğer Samsun Ceyhan, Ceyhan'dan Aşkelon Limanı'na, İsrail'e kadar olan anlaşmasını imzaladığınız boru hattını açarsanız, Türkiye'ye iltifat olan, kar olan bu proje ihanet projesi haline dönüşür. Ceyhan stratejik olmaktan çıkar, Aşkelon İsrail stratejik konuma gelir, derhal ikinci sözleşmeyi bizim dikkate almadan Samsun Ceyhan'ı Ceyhan'da bitirip Ceyhan'ı stratejik liman haline getirmemiz lazım. Aşkelon'dan Kızıldeniz'e açılan bir boru hattı zaten var. Batı Amerika'yı beslemek bizim görevimiz değil. Süveyş kanalını bypass edip Mısır'la papaz olacağımıza Ceyhan'ı bir döküm limanı haline getirip Bakü Tiflis Ceyhan'dan sonra Samsun Ceyhan'la ikinci stratejik kazanımı elde etmek zorundayız. Bunun için özellikle rica ediyorum, Ceyhan Aşkelon'a kadar yapmış olduğumuz fiber, su, doğalgaz, petrol boru hatlarının anlaşmalarında bir sınır koymak zorundayız. Nükleerin iptali, Ceyhan Aşkelon özellikle öneriyorum, iptal edilmeli. Maalesef Güney Akım projesi de bir fiyaskodur. Nabucco'ya kaynak ararken Türkiye'nin kendi münhasır ekonomik sahasını aramacılık dahil bir başka ülkeye bir tek lira kazanımı olmadan vermiş olmasını ulusal ilişkilerle açıklanır hiçbir tarafı yoktur. Katıldığım yanları var, katılmadığım yanları var. Nabucco'yu destekliyorum ama Güney Akım'ı değil. Samsun Ceyhan'ı destekliyorum ama Ceyhan Aşkelon'u değil. Onun için Sayın Enerji Bakanı'ndan da rica ediyorum, Başbakan'dan da rica ediyorum, enerjiye bütüncül bakalım. Sonuçta yaptığımız hataların faturası vatandaşa çıkıyorsa, faturayı azaltmanın en iyi yolu enerji politikasını popülist politikalardan uzaklaştırmaktır. Her atama dönemlerinde, her bakan değişikliğinde bakanlar çıkar, petrol bulduk, doğalgaz bulduk diye Allah Allah diye aykırırlarsa, 3 gün sonra biz hay Allah der yerimize otururuz. Bu nedenle yerli kaynağı arttırmak, yenilenebilir enerji kaynaklarının ön plana çıkarılmasıyla mümkündür. Ama Türkiye'de dengeli bir enerji politikasını yaratmak da mutlaka etkili bir planlamayla, etkin ve etkili bir denetim sistemiyle mümkündür. Hem özel sektörümüz rahat eder, hem kamu rahat eder. Fakat burada özel sektöre de büyük iş düşüyor. Mutlaka kaynakların verimli kullanılmasında öncülük etmeleri lazım. Enerji verimliliğine destek vermeleri lazım. Ve bu enerji verimliliği de hükümetin adım atarken bütün sivil toplum örgütleriyle, özellikle odalarımızla dengeli bir enerji verimliliği politikasını da ülkenin gündemine taşıması lazım. Eğer enerji verimliliği Enver'in kilolu hali gibi böyle ağır aksak giderse 10 yıl içerisinde %20 Türkiye enerji kaybeder. Bu da topluma maliyet olarak yansır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sayın Valim, değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli katılımcılar, bu forumun hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize iyi günler, iyi hafta sonları diliyorum. Değerli konuklar, konuşmasını yapmak üzere Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sayın Önder Büreğli'yi kürsüye arz ediyorum.
Sayın Valim, Sayın Vekillerim, Sayın Oda Başkanlarım, Sayın Protokol, saygıdeğer meslektaşlarım. Ülkemizin ve bölgemizin çok önemli sorunlarından birisi olan enerji konusunu masaya yatırarak alınacak kararlarla ülke ekonomisine yarar sağlayacak GABEF 2009'u gerçekleştirecek olan Sayın Oda Başkanları ve yöneticilerine teşekkür ederek konuşmalarıma başlamak istiyorum. Dünya nüfusundaki artış ivmesi, sanayi ve teknolojinin çok hızlı büyüyor olması, mevcut enerji üretim yollarının çevreyi kirletmesi, üretimdeki maliyetin yani enerji girdisinin ucuzlatılması, mevcut fosil enerji rezervlerinin hızla azalması, ülkemizin dışa bağımlılıktan kurtulması gibi nedenler enerji konusunun önemini gözler önüne sermektedir. Güneş, rüzgar, hidro, jeotermal, hidrojen vesaire gibi alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızı üretimde kullanarak çevreyi kirletmeden, fazla para ödemeden, dışa bağımlı olmadan kendi öz kaynaklarımızla ihtiyacımız olan enerjimizi üretmek zorundayız. Bölgemizde güneşli gün sayısının çok olması göz önüne alınırsa güneşten enerji üretimi rentabl bir örnek olacaktır. Tabii ki tüm bunların yanında enerji tasarrufunun önemi ön plana çıkmaktadır. Sanayi sektörü, bina sektörü ve ulaşım sektöründe alınacak akıllı önlemlerle enerji tasarrufu sağlamak mümkün olacaktır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak halen arıtma tesislerimizde atıklardan kojenerasyonla elektrik üretmekteyiz. Ayrıca çöpten elektrik üretmek için belediyemizin yaptığı çalışmalar bitme aşamasına gelmiştir. Yine şu anda inşası tamamlanan 100 bin tonluk Türkiye'nin en büyük su deposuna gece elektrik tüketiminin az ve ucuz olduğu saatlerde su pompalayarak bu suyu elektriğin pahalı olduğu saatlerde kendi cazibesiyle kente vererek enerji tasarrufu amaçladık. Ayrıca inşası devam etmekte olan hafif raylı sistemle toplu taşıma yapılarak enerji tasarrufuna katkı sağlanacaktır. Çok önemli olan enerji konusunun bu forumda değerlendirilmesi ve alınacak kararların bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. Değerli konuklar, konuşmalarını yapmak üzere Gaziantep Valisi Sayın Süleyman Kamçı'yı kürsüye arz ediyorum. Sayın milletvekillerim, ilimize özellikle dışarıdan gelen misafirlerimiz, değerli konuklar, Güneydoğu Enerji Forumu'nun saygıdeğer katılımcıları, değerli basın mensupları. Yeryüzünde hayatın devamı için harcanan en küçük kaybedin karşılığı enerji olarak değerlendirilmektedir. İnsanın en temel ihtiyaçlarının karşılanmasında yer göreninde uzayın derinliklerine kadar yayılan bir sahada enerji kavramı bulunmaktadır. Yani enerjisiz bir hayat yoktur. Dünyanın bu en önemli değeri aynı zamanda en çok tüketilen değerlerinin başında gelmektedir. Tüm dünyanın yeni kaynaklar ve geri kazanım teknikleri arayışında olduğu alan da enerji sektörüdür. Ülkemizin sahip olduğu yeraltı ve yerüstü zenginlikleri dünyanın birçok ülkesiyle kıyaslanamayacak boyuttadır ve bizim ülkemiz yararına fazladır. Ancak her şeyin bir sınırı olduğu gibi enerji kaynaklarımızın da sınırlı olduğunun bütün halkımızca bilinmesi gerekmektedir. Enerji kaynaklarının kullanımında çevresel ve insani değerlere uygun teknikler kullanılması son derece önemlidir. Artık tüm dünyada gelişmişliğin en önemli göstergeleri arasında
doğaya ve çevreye faydalı üretim, tüketim ve geri dönüşüm imkanları bulmaktadır. Bir taraftan insan yaşamını en teknolojik düzeye çıkarırken, diğer taraftan üzerinde geleceğimizin yaşayacağı dünyanın ekolojik ve doğal dengesinde mutlaka gözetmeliyiz. Saygıdeğer katılımcılar, değerli basın mensupları, bölgemizin yeraltı ve yerüstü enerji potansiyeli, rüzgar ve güneş enerjisinin gelecekteki üretim, kullanım ve yatırım alanları düşünüldüğünde bu formun önemi daha da açık anlaşılacaktır. Ülkemizin en verimli önemli kaynaklarının bulunduğu Güneydoğu Anadolu bölgemizde enerji formu düzenlenmesi bu alanda yürütülen çabaların ne kadar isabetli olduğunu da göstermektedir. Forumun böyle seçkin katılımcılarıyla Gazi şehrimizde düzenlenmesi de bizleri memnun etmektedir. Ülkemiz ve bölgemiz enerji sektörüne çok olumlu sonuçlar üreteceğine olan inancımı belirtiyor. Forumun düzenlenmesinde ortak çabaların nedeniyle elektrik mühendisleri ve makine mühendisleri odalarımızın çok değerli ilimizdeki ve Ankara'daki yöneticilerine ve katkı sağlayan diğer kuruluşlarımıza, üniversitemize, Büyükşehir Belediye'mize ve emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyor. Bütün katılımcılara hoş geldiniz diyor. Saygı ve sevgiyle sizlere selamlıyorum. Söyleme bizim hatırlamamız maddeten mümkün değil.
Şimdi jeotermal enerji konusunda kısacık bir iki konu söyleyeceğim ve aranızdan ayrılacağım. Jeotermal enerji bundan 20 yıl, 25 yıl kadar önce Kızıldere'de bir devletin kurduğu, İtalyanların kurduğu 20 megawattlık bir enerji santraliyle başladı. 20 yılda bunların elde ettiği enerji miktarı %10 megawattla 15 megawatt arasında değişen bir süreçte üretim yapıldı. Bu enerjiden çıkan atık su 140 derece su Menderes Nehri'ne 20 yıl boyunca atıldı. Ve Türkiye'de hiçbir gelişme olmadı bu konuda. Sonradan MTA'nın aramalarıyla Sultanhisar bölgesinde iki tane kuyu açıldı. Bu kuyular 170 derece sıcaklığı olan 500 metreküp debisi olan kuyular idi. Bu kuyularda 16 yıl bekledi. Vanalar kapatıldı, 16 yıl bekledi. 16 yıl sonra biz buna dedik ki şu kuyuları bize verin, biz burada bir santral üretimine geçelim, elektrik üretelim. Dediler vallahi olur mu olmaz mı bilmem ne mi neyse bütün şeyler birçok müracaatlar, devlet dairelerindeki münakaşalar, münazaralardan sonra takriben 256 tane işlemden geçerek, resmi kurum kuruluşlarda işlemden geçerek bu santralın yapılması için müsaade aldık. Santralı kurmak bir riskti, büyük bir riskti. Çünkü Türkiye'nin ilk jeotermal özel sektör santralı olacaktı. Ve binari sistemle çalışan bir santral olacaktı. Bugüne kadar öyle bir santral Türkiye'de yapılmamış idi. Burada yaptığımız çalışma neticesi Dora 1 diye bir santral 8,5 megawatt kurulu güçte 7,5 megawatt net üretim elde eden bir santral kurduk ve 3 yıldan beri bu santral çalışmaya devam ediyor. Bu jeotermal santralların bir özelliği var biliyorsunuz hepiniz baz enerji üretiyor. Yani 24 saat 365 gün enerji üretmemiz mümkün. Onun için jeotermallere diğer yenilenebilir enerji kaynaklarındaki santrallar kadar daha kıymetli bir enerji ürettiğini kabullenmek lazım. Ayrıca bunun yer altından çıkan bu sıcak suyun elektrik enerjisi üretildikten sonra en önemlisini de onu şu anda vurguluyorum. Elektrik enerjisi alındıktan sonra atık su dediğimiz reenjeksiyona yollayacağımız 80 derecede suyun da kullanılmasında büyük yarar var. Zaten ekonomiye katkısı bu suların o bölgedeki seracılıkta kullanılması halinde serada çalışan bilhassa bayan işçilere 16-20 yaş arasındaki bayan işçilere çok büyük bir iş potansiyeli açacağı ve o bölgenin milli gelirini Türkiye ortalamasının iki katına çıkaracağını hesaplamış durumdayız. Şimdi hızla biz ona da bir örnek yapmak istiyoruz. Enerjiden elde ettikten sonra 80 derecede atık su meydana geliyor. Bu 80 derecenin 20 derecesini de sera ısıtmada kullanacağız. 60 derecesini de tekrar reenjeksiyon yapacağız. Sayın arkadaşlar, özel sektörün girmediği hiçbir dalın gelişmesi mümkün değildir. Düşünceniz ne olursa olsun, bugüne kadar devletimizin malı diye böyle sarıldık, kimseye müsaade etmiyoruz. Halen de bu zihniyet mevcut. Bürokrasi de engel olmak, çalışmaya çabucak neticelenmesini önlemek açısından çok büyük gayret sarf ediyorlar. Çin'in şeyine bakarsanız, ekonomik gelişmesine, Çin Başkanı iki tane şey söyledi bütün dünyaya. Dedi ki bende kıyamet kadar işçi var, aylığı 20 dolar. Kimse de bunu artırmayacak. Bu bir. İkincisi, Çin müracaat ederse 24 saatte müsaade alacak. Şimdi bundan sonra Çin'e 1 milyon 370 bin tane müracaat oldu. İkinci sene bu daha da arttı, katlanarak gitti. Biz eğer özel teşebbüs önündeki tıkaçları kaldırmazsak, onların tekerine çoklan çomakları bir tarafa atmazsak, Türkiye'nin
gelişmesindeki hızı sağlayamayız. Bunun bilincine vardı, kim vardı? Şeyler, hükümetler bu yönde çok güzel kanunlar, yasalar çıkarıyorlar. Biz de bunu teşekkürle karşılıyoruz. Ben söyleyeceklerim bu kadar. Jeotermal enerji konusunda daha sonra daha fazla bir bilgi olursa burada sunumlu olarak arkadaşları görevlendireceğim, şey yapacaklar, sunum yapabilirler. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Aslında Sayın Bahadır söyleyeceğim çok şeyler var ama zaman nedeniyle kısa kestiği için çok teşekkür ediyorum. Sayın Oğuz Türk Yılmaz. Sayın Türk Yılmaz, TMOB, yani Türk Mezbradora Birliği'nin enerji çalışma grubunun önde gelen isimlerinde bir tanesi. Değerli katılımcılar, hepinizi şahsen üyesi ve enerji çalışma grubu başkanı olduğum Bakan Mühendisliği Odası, üyesi ve yönetim kurulu üyesi olduğum Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, üyesi ve enerji çalışma grubu üyesi olduğum ODTÜ Mezunlar Derneği Enerji Komisyonu adına selamlayarak başlıyorum. Ben endüstri mühendisiyim, meslekte 36. yılım. Bunun 20 yılı doğal gaz ağırlıklı enerji sektöründe geçti. Son 5 yıl enerjinin gazın dışındaki alanlarıyla da ilgileniyorum Dünya Enerji Konseyi'nde. Odamı temsil eden görev yapmamdan ötürü. Bugün burada anlatacaklarım benim şahsi görüşlerim değil. Bugün burada anlatacaklarım Makine Mühendisliği Odası'nın enerjiyle ilgili düzenlediği çeşitli etkinliklerde, yaptığı çeşitli çalışmalarda üretilmiş, paylaşılmış bilgiler. Aynı şekilde kardeş odalarımız Elektrik Mühendisliği Odası'nın ve İnşaat Mühendisliği Odası'nın da çalışmalarından yararlandım. Aynı şekilde Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi'nin değişik raporlarından yararlandım. Şimdi sabah bir enerji konuştuk. Biraz da Türkiye'den konuşalım. Türkiye nedir? Nüfusu 71,5 milyonluk bir ülke. 2008 verileriyle gayri safi bütçe hasılası 742 milyar dolar. Kişi başına düşen milli gelir 2008'de 10 bin dolar mertebesinde, 2009'da bu rakam 10 bin doların gerisinde kalacak. 8 bin 9 bin dolar arasında bir rakam bekleniyor. Milli gelirin %8'i tarımdan, %30 sanayiden, %62 hizmetlerden oluşuyor. Türkiye'nin bireysel enerji tüketimi 2007 yılında 107.6 milyon ton petrol eşdeğeri, elektrik üretiminde 2008 yılında 198.3 milyar kWh'sa bu rakamları biraz daha elde edeceğiz. Bizim elektrik üretim kapasitemizde bir önceki yıla göre 2008'deki artış sadece %22.23. Bu gücümüz Mayıs 2009 itibariyle 42.394 MW. Enerji tüketimimiz dünya ortalamasının altında. Bir kişi başına birinci enerji tüketimimiz 2007 rakamlarında 1525 kilogram petrol eşdeğer, dünya ortalaması 1820 kilogram petrol eşdeğer. Elektrik tüketimimiz bürüt 2773 kilowatt saat kişi başına, dünya bu Avrupa Birliği'de ise rakam 5707 kilowatt saat. Şimdi bu Türkiye büyük bir ülke, 780 bin kilometre kare alan, 71,5 milyon nüfus. Ve elektrik tüketimi önceki yıllarda hızla artıyor. Ne zamana kadar? 2008'in son çeyreğine kadar. 2008'in son çeyreğinde dünya ölçeğinde egemen olan ve etkileri Türkiye'de de hani her ne kadar Sayın Başbakanımız önce değmeyecek sonra teğet geçecek dediyse de etkileri fazlasıyla hissedilen ekonomik krizler ötürü bakın 2008'in son çeyreğine itibaren bir önceki yılın aynı ayına göre elektrik tüketimi nasıl düşmüş? Rakamlar burada, rakamlar doğru söyler, rakamlar yalan söylemez. Rakamlar söylüyor, elektrik tüketimindeki düşüşü gösteriyor. Yıl ortalaması geçen seneye göre yaklaşık %5 oranında bir gerileme. Yani Türkiye'de elektrik tüketimi ve üretimi 2009'da önceki yıllarda yılda %56-7 artış gösterirken 2009'da %5 oranında bir düşüş gösterecek. Bu da aynı ayına göre bir önceki aralığı bir gösteriyor, aynı tablo. Grafik. Grafikler bazen çok bu çarpıcıdır. İşte görüyorsunuz nereye doğru gidiyor elektrik tüketimi. Evet Türkiye'de 2009 yılında, 2010 yılında şey yaşamadık. Elektrik kesintileri çok başa tade gelmedi. Nedeni? Nedeni gayet açık. Elektrik üretim kapasitesinde ciddi bir arz artışı olduğu için değil, talepteki düşüşten kaynaklanıyor. Talep düştüğü için üretim
ihtiyacı karşıladı. Ama böyle mi olacak? 2010'dan itibaren diyor ya Sayın Hükümet Temsilcileri, kriz etkiye azalacak, tekrar yükselecek. Eğer öyle olur ise, tekrar talep artışı olacak olursa bir süre sonra arzda yine problemler yaşanacaktır. Bu tablo Elektrik Mühendisliği Odası'nın evlerinden almış bir tablo. Deniliyor ki, hani sabah nurlu ufuklardan bahsetti bazı sayın milletvekilleri. Nurlu ufuklar burada gözüküyor. 2002'den 2007'ye kadar, aralığa kadar artış yapmadınız elektrik fiyatlarında. Yapılmayan artışın bedelini sonra 2007'den sonra böyle çıkardınız. Artış oranı %74 arkadaşlar. 2007 Aralık, 2008 Ekim, pardon 2009 Ekim. 2 yıldan kısa bir süre içinde ve ayrıca enerji fiyatlarında artış yapılmadığı iddiası da doğru bir iddia değildir. Doğrudur. Bir yeri doğrudur. Elektrik fiyatlarını artırmamışsınızdır. Ama birbirinin yanlıştır. Kömür fiyatları artmıştır Türkiye'de. Petrol fiyatları artmıştır. LPG fiyatları artmıştır. Doğalgaz fiyatları artmıştır Türkiye'de. Bu Türkiye'nin birinci enerji üretimini veriyor. Görüyorsunuz tabloda. Üretimin hangi sağ alt köşeye bakın. %25.5. Yani ne demek? Türkiye enerji, birinci enerji üretiminde elektrik kastetmiyorum. Yani bir sanayide kullanılan, konutlarda kullanılan yakıt, ulaşımda kullanılan yakıt hepsi bir yere konulduğunda %25.5 oranında Türkiye enerjiye dışa bağımlı. Bu da şeyi gösteriyor, seyri gösteriyor. Bakın nedir durum? 90'dan 2007'ye. 1990'daki yerli üretimimizden 2007'ye yerli üretimimiz ne kadar artmış? %10 bile artmamış. 25.478 ton petrol eşdeğerinden 27.453 ton petrol eşdeğerine gelmişsiniz. Artış %10'un altında. Oysa sizin talebiniz hızla gelişiyor. Türkiye dediğim gibi dünyanın ortalamasının, hani üyesi olmaya çalıştığımızda böyle kapısından çevirdiğimiz AB'nin rakamlarının çok altında enerji tüketiyor. Talep artışı da dünya ortalamasından çok üstünde. Neden? Çünkü enerjiye aç bir ülkeyiz. Ama enerji arzımız aynı düzeyde gelişmiyor. Bu grafiğin gösterdiği gibi. Burada bakın 90'da biz Türkiye'de yerli enerji kaynaklarıyla tüketimin karşılama oranımız %48.1'miş. 90'dan 2007'ye hani her şeyin geliştiği, güzelleştiği o serbest piyasa ekonomisinin erdemlerinden söz edildi ya, hani her şeyi çözeceklerdi, tekere çomak sokulmasın deniyordu. Tekerlere çomak sokulma, tekerler döndü. Ne oldu? Ne oldu? %47'den %25'e düştünüz. Yerli üretimin payı neredeyse yarısına düştü. Peki ne ödüyoruz karşılığında? İşte rakamlar ortada. Benim yorum yapmama gerek yok. 2008'de 48.2 milyar dolar para ödemişsiniz. İhracatınız toplam yani şeyinizin ithalatınızın 1/4 enerji girdileri ithalatına harcanmış. Bu rakam son derece yüksek bir rakam. Bu bir kader mi? Hayır, kesinlikle değil. Şimdi bu tablo Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu verilerinden alınmış. Bu tabloda burada verilen bütün rakamlar devletin rakamları, bizim rakamlarımız değil. Bu da Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu odamızın yazıyla istedi ve yazıyla bize verilen bir bilgi. Lisans verilmesine başlanmasından bu yana, yani özel sektörün aktif bir oyuncu olarak devreye girdiği 2003'ten bu yana bütün lisanslardan devreye giren tesislerin kapasitesi 6000 megawatt, 6070 megawatt. Türkiye'nin kuruluş gücü ne? 42.300. Nedir? %10, 5'in altında, %10, 213 mertebesinde. Kapasite de ki bunun içinde bir iki tane de önceden başlayan kamu yatırımları da bu rakamların içinde var. Bu da şeyi gösteriyor, santralların gerçekleşme durumunu gösteriyor. Yani bakın arkadaşlar, yani durum son derece vahim. İlerleme oranı %70'in üstünde olan santralların kapasitesi toplam lisans aldığı santralların %8'i. %8'di de, %6.5 olan. Ne kadar? %10'un altında olanlar ne? 2/3. 2/3 ya başlamamış ya yatırım oranı %10. Peki nasıl çözeceksiniz Türkiye'nin enerji sorununu? Hani hepsini özel sektör yapsın diyorsunuz, tamam yapsın ki özel sektörünü tutmasın, buyursunlar yapsınlar. Ama devletin malına göz koyarak değil. Devletin önündeki tesisleri altın tepsi içine bize sunarak değil. Özelleştirme durmayacak dedi Sayın Milletvekili. Ben de aynı, hatta ondan daha gür bir sesle diyorum. Bizim meslek örgütleri, Türkiye'deki emek örgütleri özelleştirmeye karşı bugüne kadar sürdürdüğü gibi bugünden sonra da mücadele edeceklerdir. Herkes kendi yoluna, buyurun siz kendi yolunuza, biz kendi yolumuza. Şimdi Türkiye'de sanılıyor ki
Yani örnekler vermek hiç gerek yok. Türkiye'de zaten 2001'de getirilen yasalarla, 15 günde 15 yasak kurgusuyla, elektrik piyasası yasasıyla, doğalgaz piyasası yasasıyla her şey serbestleşti, liberalleşti. Yani artık kamunun yeni elektrik üretim tesis yatırımı yok. Her şey özel sektör yapıyor. Ama özel sektörün de önünde engeller olduğunu da kabul ediyorum. Şu anlamda var, yol haritaları yok. Özel sektör sürekli teşvik istiyor ya. Kardeşim teşvikten önce yol haritası iste. Güneşte, rüzgarda teşvikten önce de ki, bakın sabah da konuşmalarda söylendi. Yenilenebilir enerji yasası teşvikleri çıksın. Niye çıkacak? Yani siz bundan önce bir yol haritası isteyin. Rüzgarda gördünüz işte. 2 yıl boyunca başvuruları almadınız, bir gün akşamdan sabaha başvuru topladınız, 78 megawatt. Neye düştü 78 megawatt şimdi? 28 megawatt. Ne kadar gerçekleşecek? Allah bilir. Hükümet 2023'e kadar diyor ki 20 megawatt güzel bir hedef, keşke olabilse ama bu altyapıyla olmaz. Sizin bir temel rüzgar kanununuz var mı? Yok. Güneşten enerjiyle, güneş enerjisinden yararlanmaya ilgili temel bir kanununuz var mı? Yok. Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili konuştu güneşten yararlanmaya. Buyurun elinizi tutar ne? Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi'ne toplanırsınız, imar yönetmeninizde değişiklik yaparsınız. Dersiniz ki yeni yapılacak binalarda güneş kolektörü kurulması esastır. Yasal engel mi var buna? Hayır yok. Yapan var mı bunu? Var. Muğla'da yapılıyor. Örneği var bunun. Yani hani hep şikayet edilmekten konuşuluyor. Şikayet değil, potansiyelleri harekete geçirmek gerekiyor. Şimdi bu Türkiye'nin elektrik üretimi. Demin söyledim, rakamları gösteriyor. Önceki yıllardaki artış oranını görüyorsunuz. Ciddi miktarda artışlar var. 2008'deki artış oranı düşük değilse son yılın son çeyreğindeki tarif azalışından kaynaklanıyor. Bu da üretimin yıllara göre değil, bir dalgalı seyir gösteriyor. Neden? 2001'de kriz olmuş. Aynı şekilde 2009'da da bu şey eksinin altına inecek. Yani artış olmayacak, eksi olacak. Devreli krizler. Ama krizden sonra tekrar çıkılacak olursa tekrar talep artacak. Şimdi bu bölge, yani Güneydoğu bölgesi, öğleden sonraki oturumda da konuşulacak belki ama bakın Türkiye elektrik üretiminin %48'i doğalgazdan karşılıyor. Oysa size bu şeye, coğrafya, Antep coğrafyasında 150-200 km mesafede bir Avşin Elbistan ilgileri var. Ve burada mevcut kurulu tesislerin kapasitesi 2800 MW. Oysa TK'nin ve Etnan'ın yaptığı çalışmalarla diyorlar ki, İlave 7200 megawatt ilave santral kapasitesi var. Bunu kurabiliriz diyorlar. Ve bu toplam kapasite 10.000 megawatt'a ulaşacak deniliyor. Arkadaşlar 10.000 megawatt kötü bir rakam değildir. Türkiye'nin kurulu gücünün 1/4'üne yakın bir rakamdır. Ve biz kömürü yaktığımız vakit yurt dışında Ruslara, İranlılara, Cezayirlere, Nijerya'ya para ödemeyiz. Doğalgaz ödediğimiz gibi, petrol ödediğimiz gibi. Türkiye'nin kamunun kendi kaynağı olan kömürü yakarız ve buradan kazancımız ortada işte. 1000 kilowatt saatte yılda 306 milyon dolar kazanıyoruz. 7000 megawattı kuracak olursak yılda ithalat faturasını 2.1 milyar dolar azaltırız. Bu bugünkü kurlardandır. Yani bugünkü doğalgaz fiyatlarındandır. Geçen sene doğalgaz fiyatları 1000 metreküp 480 dolara, 500 dolara ulaştı. Bugün geride 300 dolar. Yarın artmayacağının da hiçbir garantisi yok. Ve biz bu kapasiteyi değerlendirmiyoruz. Ne yapıyoruz? İthal doğalgaz ağırlık veriyoruz, ithal petrol ağırlık veriyoruz. İşte rakamlar burada, hani özel sektör yapılsın deniyor. İşte zaten yarısını özel sektör üretiyor. Kamunun payını görüyorsunuz. 49.34. Yap işlet nedir? 4 tane santraldır arkadaşlar. Yap işlet, Enkan'ın 3 tane santralıdır. Enkan'ın 2 santralıdır. Baymina'dır, Ankara'daki 3 doğalgaz, 3'ünün 4.'üncüsü işte Adana'daki İskender. Bu 4 santral, bunlar kamu santralları. Kime ait bunlar? Özel sektöre ait. Zaten elektriğin %50'sini üretiyorsunuz. Tamam, yani daha fazlasını üretin. Buyurun yeni tesis kurun ama kamunun elindekileri özelleştirirsin, bize devredilsin demeyin. Eğer hakikaten yatırımcıysanız, ülkenin kaynaklarını değerlendirmek istiyorsanız, kömürler yanmayı bekliyor, rüzgar türbinlerden dönmeyi bekliyor, su türbinlerden çevrilmeyi bekliyor, güneş enerjiye dönmeyi bekliyor, buyurun yapın. Ama kamunun elinde bu ülkenin yoksul halkının sırtından toplanan vergilerle oluşturulmuş olan kurumları yok pahasına el koymaya çalışmayın. Kaynaklara göre dağılıp demin söyledim işte durum burada. Doğalgaz %48, yerli kömür en büyük soru %22.65. Bunları topladığınızda %67-68'i ithal kaynak, yerli kaynakların payı daha düşük. Şimdi
Hidrolik sadece altta bir kullanıyoruz. Rüzgar ve jeotermal oranları ise yani son derece düşük görüldüğü gibi. Bu da kamu yatırımları için enerji sektörünün payını gösteriyor. Yani gördüğünüz gibi tablo giderek kamunun payı düşüyor ve enerji toplam yatırımları için payı düşüyor. Bu alan bütünüyle özel sektöre devredilmiş oluyor. Ne oldu? Kriz yaşadık ya, onun bedelini kim ödedi? İşte yine kamu santralları ödedi. Bu da elektrik mühendisliği çalışması. Yani talep azalınca ne yaptınız? Özel sektörün santrallarına vurdunuz. Diyemezsiniz ki. Yap işlet demişsiniz. Doğalgaz temin garantisi vermişsiniz. Ürettiği elektriği alım garantisi vermişsiniz. Onlara garanti vermişsiniz. Kendi santrallarınızın garantisi olmadığı için onları durdurmuşsunuz. Kablo böyle oluyor. Şimdi Türkiye, daha sonraki konuşmacı arkadaşlar değinecek, slaytların dışında birkaç şey söylemek istiyorum. Türkiye'de değerlendirmeyi bekleyen bir kapasite var. Yani hidrolikte biz daha 1/3 kullanıyoruz. Hadi 1/3, bir de 1/5 inşa halinde. Ama %48, yani %48, 171 kilovat saati %48'i değerlendirmeyi bekliyor. Rüzgarda kurulu gücümüz 525 megawatt, 48 megawatt kapasiteden bahsediyoruz. Güneşte daha hiçbir şey yapmadık. Jeotermalde 100 megawattın altında elektrik üretimi konuştuğumuzda. Kömürde söyledik, yerli kömürden yaratabileceğimiz 10 bin megawatt daha kapasite var. 10 bin megawatt da 70 milyar kilovat saat eder. Türkiye'nin bu üretiminin %35'idir. Bunlar değerlendirmeyi bekliyor. Bunun değerlendirmesi için mutlaka kamusal denetim, kamusal planlama şart. Ben bütün üretimi kamu yapacak diye iddiada bulunmuyorum. Buyursun diye. Herkes dediği gibi yapsın. Ama kamuyu öldürmeyin. Hani madem serbest piyasa diyordunuz. Hani serbest piyasada oyuncular var ya, sizin deyiminizle konuşuyorum. Bırakın kamu oyunculardan bir tanesi olsun. Ama kamunun elini gözünü bağlayıp, ondan sonra bir konu bağlayıp gölge boksu yapmasın kimse. Çünkü Türkiye'nin kaynaklarını değerlendirmesi bekliyor. Bir not daha sabah Dajlar Bey, ki meslektaşımızdır kendisi, değindi. Bu denetimin özelleşmesi meselesi. Elektrik Mühendisi Odası'nın açmış olduğu davayla dağıtım şirketlerindeki denetim hizmetlerinin özel şirketlerine verilmesi uygulaması iptal edilmiştir. TMOB, hidrolik santrallarının denetlenmesini yine özel sektöre devrini öngören su yapıları yönetmeni iptal içine dava açmıştır. Tahminimiz olur ki aynı gerekçeyle o davada reddedecektir. Ben diğer konuşmacıların sözünü açmak istemiyorum. Başkanlara uyarı olmadan bir türlü teşekkür ediyorum. Sayın Türk'ün basın, ben bu kadar kısa keseceğini gerçekten rüyamda görsem inanmazdım. Çünkü yıllardır tanıdığım, sevdiğim bir dostum. İyi toparladı. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Tanay Sıçlı Uyar, Profesör Doktor. Sayın Nuray, yeni ve yenilebilir enerji konusunda uzman bir kişiliği var. Sayın Nuray, size yakışan süreyi kullanabilirsiniz. O zaman yarına kadar bu. Hepinize iyi günler. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Ben de olabildiğince bu kısa süre içinde tabii Türkiye'nin enerji politikaları konumuz o. Öyle bir konu koymuşuz. Şimdi enerji politikaları nasıl tartışılır? Onu da bir oturtmamız gerekiyor. Çünkü bizi hep böyle planlama falan gereksiz de lüzumsuzdur. Böyle şeylerle uğraşmayın. Bunlar eskiden de dendi. Ama ben biliyorum Amerika, Avrupa, hatta Avrupa bir de 27 ülke oturuyor birlikte. Uzun vadeli planlama yapıyorlar. Planlama kötü bir şey değil. Eğer birisine bir kötülük yapmak istiyorsanız özellikle onlardan planlama yapmamasını isteyeceksiniz. Doğru bilgileri saklayacaksınız. Sistemde hiç değerlendirmeyin diyeceksiniz. Ve
katılımı da hiç sağlamayacaksınız. Yani böyle bilen birileri varsa onları özellikle uzak tutacaksınız ki kafanıza gelen bildiğinizi yapabilin. Şimdi maalesef böyle bir süreç yaşıyoruz biz. Hani kamu dediğimiz bütün bunları yapmakla görevli olan yapıyı biz özelleştirdik. Önce kamuyu kamulaştırmamız gerekiyor. Yani kamu kuruluşlarındaki görevliler, ben üniversite öğretim üyesi, bakanlıktaki arkadaşlarımızın maaşlarını bizim vergilerimizden aldıkları için bütün yaptıklarının uzun vadeli olarak planlanması ve ülkenin yurttaşları için en iyi olanı yapmak zorunluluğu vardır. Önce bunu anlaşmadığımız zaman kamudaki yetkili her şeyi yapabilir, hiçbir şekilde soruşturma açılmaz. İzin verirse müşteri hakkında soruşturma açılır. O zaman her şeyi yapabilir. Hiçbir denetim mekanizması da yok. Kamuda yurttaşlar için iyi yapmakta görevli olduğu için işi budur zaten. Bu işi yapıyor. Dan dolayı korunması vardır, dokunulmazlığı vardır. O zaman her türlü olumsuzluğu da yapabilir durumdadır. Yani demin arkadaşlarımız, meclisten bir arkadaşımız galiba, her şeyi özelleştireceğiz dedi. Her şeyi satacağız dedi. Şimdi milletvekilinin görevinin bu olmaması lazım. Milletvekilinin, kamuda çalışan arkadaşlarımızın, öğretim üyelerinin benim gibi maaşını sizin vergilerinizden alan arkadaşlarımızın amacı, görevi ve bütün dünya ülkelerinde de böyledir. Amerikan Enerji Bakanlığı da böyle çalışmaktadır. Rus bilinen Cumhuriyeti'nin şeyi de öyle çalışmaktadır. Kamuda oturup her şeyi satacağım diyen bir kamu işleyişi olmaz. Onun için kamuyu kamulaştırmamız gerekiyor. Yani kamuda görev alacak arkadaşlarımız, kamu işlevini yerine yapmakla kendini ilgili sayan arkadaşlarımız olması gerekir. Şimdi bu çerçevede zamanımız da kısıtlı. Önden sonra da bir takım şeyleri konuşacağız ama ben şunu kısaca anlatmak istiyorum size. Bir, insanlar çok yakışıklı da olsalar, çok güzel de olsalar, çok paraları da olsa doğaya uyumlu işler yapmak zorundalar. Yani içinde yaşadığımız küresel hapishanede hep beraber doğaya uyumlu işler yapmak zorundayız. Bizim doğayı yönlendirmek, şuraya çekiştirmek, buraya çekiştirmek gibi bir şeyimiz yok. Önce bunu da anlaşacağız. Tüm kararlarımızı doğaya uyumlu olarak yapacağız. Doğa ve insanlara. Yani bir mobil santral koyup Samsun'a çalışmadığı zaman parasını verip, çalıştığımızda da insanlar ölüyorlarsa, balıklar dayanamıyorlarsa, çalışmadığı zaman parasını vereceğiz diye tahkim anlaşması, hazine garantisi vermeyeceksiniz. Yani bilmiyor musunuz siz mobil santralların 93'ten beri azot oksit emisyonları nedeniyle çöp haline geldiğini, ta Endonezya'ya gittiğini, orada da barınamayıp Amerika'dan çıkıp sonra Türkiye'nin 850 miligram normal metreküp azot oksit standartına uyduğu için Türkiye'ye geldiğini, mobil santral diye bir uydurma bir şeyin olmadığını, bunların gemilerde kullanılan ama sabit halde yapıldığını ve bilen varsa söylesin kaç milyon dolar almadığımız elektriğin parasını ödediğimizi, balıklar dayanmıyor. Karadenizler de şey çıktı, hani dayanıklı çıkmadılar. Hani kurulunca hasta oluyorlar, durdurmak zorundayız, mecbur kamu. Durdurunca da parasını ödüyoruz. Böyle bir şey olur değil mi? Yani bunu doğaya uyumlu olarak planlaması gerekmez mi kamudaki arkadaşlarımızın? Aynı atmosferde yaşıyoruz. Nereye doğduğumuzu da bana sormadı kimse. Bir yere doğuyorsunuz. Amerika olabilir, Almanya olabilir. Ama aynı küresel hapishanenin içine doğuyoruz. Aynı küresel hapishanenin içindeki sorunlar da çözümler de benzeşiyor. Hani Amerika'yı yeniden keşfetmeyelim diyoruz ya. 1850'den itibaren kömür, doğalgaz, petrol yaktığımız için hem çevreye yaptığı kirlilik hem petrol krizi nedeniyle başta Amerika olmak üzere endüstrileşmiş ülkeler 1970'ten itibaren enerjinin etkin kullanımını yaptılar. Bizim gibi 2005'te başlamadılar. Ve 2005'te de olan yasaya 10 yıl erteleyeceğiz demediler bazı yerlerde. Yani bizim elektrik işleri idaresinde bir tane örnek binamız var. 20 yıldır orada. Ama o 20 yıldır orada olan şeyi projelere düşük enerjili konut tasarımını ve onların projesinin onaylanmasını yapamıyoruz. Niye? Bunu irdelememiz lazım. Niye yapamıyoruz? Çünkü 30 yıllık doğalgaz anlaşması yapmışız. Almadığımız doğalgazın parasını vermek zorunda olduğumuz için enerjiyi etkin kullanırsak, yenilenebilir enerjiye geçersek bütçede ceza olarak verdiğimiz para artıyor.
artmasın diye kullanıyormuş gibi yapıyoruz. Hidrolik santralları çalıştırmıyoruz. Su gözüne parayı vermemiz gerektiği için de Hamidabad'daki kendi santralımızı çalıştırmıyoruz. Bunları biliyor arkadaşlar ama kimse konuşmuyor. Çünkü sistem birbiriyle konuşmama üzerine kurulmuş. İlgili bilgili insanları çağırmamak, onların görüşlerini almamak üzerine kurulmuş. Bütün kamular, yani Amerika'daki, işte Kanada'daki, Almanya'daki kamu kuruluşları o ülke içinde var olan tüm birikimi dikkate alıp değerlendirmeye katmak için çaba sarf ediyor. Bizde aman ulaşmasın, gelmesin, söylemesin, tasarladığımız şey bozulur diye bunu da kamudaki insanlar maalesef yapıyorlar. Yani öyle bir durumumuz var, çözmemiz lazım. Şimdi Birleşmiş Milletler kararları, çözümler hali dedim ya, sorunlar da çözümler de, fosil yakıtları 1850'den itibaren kullanılan, 1970'ten itibaren sorun olan fosil yakıtları en sonunda Amerika 100 tanesini iptal etti bu sene. Çevre Bakanlığı 100 tane termik santralı yapılan bir müracaatta bütün Amerika'da aynı standart uygulanmadığı gerekçesiyle iptal etti. 1978'de başta Amerika olmak üzere hiçbir nükleer santral yapmamaya karar verdiler. Şimdi bunlar onların karşılaştıkları sorun, buldukları çözüm. 70'ten itibaren enerjinin etkin kullanımı, 80'den itibaren de güneş pilleri, rüzgar türbinleri teknolojisini geliştirip ona geçtiler. AB direktifleri, 27 ülkenin Avrupa Komisyonu'nun yakınımızda, hani Avrupa neresi şurası, bulduğu sorunlara karşı bulduğu çözüm. O bizi ilgilendirmez diyemeyiz. Birleşmiş Milletler'e hiç diyemeyiz çünkü Birleşmiş Milletler'in yaptırımları var. Biz sera gazı emisyonlarını yükseltmemiz lazım. Çok %100 arttırmamız lazım. Niye? Az gelişmişiz. Fakiriz biz. Ucuza almamız lazım kirli teknolojileri. Onların da canına minnet. Emisyon ticareti diye imtiyazlı ortak olun diyor. Avrupa Birliği zaten imtiyazlı ortak olun diyor. Bütün atıkları alın, üye de olmayın, standartınızı da yükseltmeyin diyor. Ve müzakereyi başlatmıyor. Niye başlatmıyor müzakereyi? Başlattığı anda o kirli teknolojiler atılamayacak buraya. Çünkü Avrupa'da çöp artık. Açtığı zaman müzakereyi, nedir bu termik santrallar? 70 tane yapmışsınız, hazine garantisi, tahkim anlaşması yapmışsınız, bunları kapatın diyecekler. Ne olacak peki? Kapatın. Peki parası? Onu vereceksiniz bize diyecekler. Çünkü bu bulduğumuz bir mekanizma, fosil yakıtları, nükleeri terk etmenin konusunda hepimiz hemfikiriz. Ama bunun maliyetlerini hangi ülkenin vatandaşı ödeyecek, onu belirliyoruz şu anda diyorlar. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu bedeli ödemesi için tahkim anlaşmaları hazine garantisiyle müzakereyi başlamadan aktarmaya çalışıyorlar. AB imtiyazlı ortaklık açıkladım. İmtiyazlı ortaklık kim diyor? Almanya diyor. Almanya'nın başbakanı. Çünkü termik santralları ve diğer bir sürü kirli yatırımı bizim üzerimizden temizlenerek bize aktarmaya çalışıyorlar müzakere başlamadan. Fransa imtiyazlı ortaklık olun diyor. Çünkü çimento fabrikalarını burada satın alıp kendi ülkelerine çimentoyu Cezayir'e buradan yolluyorlar. Asbest yüklü gemiyi Hollanda yolluyor bize. Asbest yüklü gemi 70 ton koymuşlar. Çözümü ve sökümü orada Avrupa standartlarında 1 milyar 750 milyon euro. Bizim Ali Ağa'daki bir delikanlı arkadaşımız 50 milyon euroya çözüyor onu.